Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde Unity'de listleri öğreneceğiz. Genellikle liste, array'ler, diziler karışır. Bunların arasındaki farklar nelerdir? İlk başta yeni başlayanlar için bunları karıştırmamak için neler yapmak gerekiyor? Yine bazı uydurmalar göstereceğim, senaryolar anlatacağım unutmamanız için. Tabii ki bu anlattıklarım Unity'nin temelleri değil. Bunlar benim uydurduğum öğrenmeyi kolaylaştırıcı hikayeler. Yani bunu sadece list olarak algılayın. Listik o büyük küçük işaretleriyle ilgili bir hikaye uyduracağım. Sırf array ile karışmasın diye. Şimdi önce nerede kalmıştık? Benim koduma çift tıklayıp bunu açalım. Arrayler böyle yazılıyordu. Anlatmıştım hikayesini. Büyük bir kutumuz var. Kutunun ne kadar alacağını, içindekilerin ne kadar alacağını tahmin ediyorduk. Ve kutuya eşyalarımızı dolduruyorduk. Listin farkı ne peki bu array variable'lardan? Aynı bu şekilde fakat e, depoyu artırabiliyorsun. Yani hani biz oyunlarda bizim bir çantamız olur. Çantamızı array variable'la yaparsak ne olur mesela? E, 4 tane item aldım. 5. itemi alacağım. E, bu array'ler artmıyor ki. Yani artmadığı için oyun çöker. Yani yapamayız zaten çantamızı. Oyun çökeri geçti. Ama işte çanta gibi içine koyduğumuz variable'ların artmasını istiyorsak liste kullanacağız. Şimdi daha iyi anlatacağım size merak etmeyin. Tekrar merhaba. Array'ler böyle yazılıyordu. Biliyoruz. Buradaki değerlere göre, şuradaki sayıya göre ayarlıyorduk veya burayı boş bırakıyorduk veya şunu komple siliyorduk, anlıyordu. Ama liste kısaltma yok. Liste kısaltma olmadığı için array'in de en uzun versiyonunu göstereyim ki karşılaştırma yapabilelim istedim. Şimdi liste ne yapıyoruz? Önce bir list yazıyoruz. Listimizi oluşturacağımızı söylüyoruz. Büyük küçük. Bunun içine bir şey yazacağız merak etme. Büyük küçük işaretimizi koyuyoruz. Burada ne yapıyorduk? Büyük küçük koymuyorduk. Kutu koyuyorduk. Hatta array falan da yazmıyorduk. Değerini int olarak veriyorduk bu bunun array olduğunu anlıyordu. Büyük bir kutu var burada diyordu. Anlıyordu. Şimdi bunu koydum. Şimdi variable'ın ismini koyacağım. List diyelim. Sizden isteğim variable'ların ilkini küçük, diğerlerini büyük yapın. Şöyle. Ben bu kurala uyun lütfen. Eşittir diyelim. Sistemde, RAM'de yeni bir yer açacağımı söylüyorum. O variable'ın variable'ın türü list olacak. Tabi buraya şeyin değerini yazacağım şimdi merak etme variable'ın etiketi list. Rem yeni bir etiket. Rem diye list etiketli bir yer ver bize diyeceğim. List anlayacaksın hiç merak etme. Yaptım. Bunun şu anda içini doldurmadım. Bunun int mi, string mi, ne bu? Onu söylememiz gerekecek buna. Hemen içine int diyelim. Tamam sistem bu kadar. İçi şu anda boş. Gelelim buraya. Int diyelim. Türünü belli ettim. Listimin türü int. Tabii ki int açtıysam burada da intimi açtım. Şimdi bununla bunun arasındaki farkı noktalı virgülü iptal edeyim. Şuradan sileyim. Aynı sayıları yazacağım. 4, 5, 3, 55. Noktalı virgül. Şimdi arasındaki farklara ve benzerliklere gelelim. etiketimiz bu. Evet int etiketli bir array demiş olduk burada. Biz de burada list etiketli, yani int etiketli bir list dedik. Ama gördüğün gibi bu kutular sert kutular. Görüyorsun değil mi böyle? Kutular böyle, e, işte böyle köşeli parantezler. Burada ise büyük küçük işareti. Bunun için doldurmamamdaki sebep şuydu. Büyük küçük işaretini gör. Yani list yaparken genelde şöyle yazılıyor. Array yaparken böyle yazılıyor. Kafanız karışmasın. Listler ne oluyordu? Artabiliyor, büyüyebiliyor, küçülebiliyor. Ondan ne yapmışız? Büyük küçük işareti koymuşuz. Bu benim uydurma. Array ve list öğrenirken böyle daha iyi öğreneceğinizi düşünüyorum. Tabii bununla ilgili bir sürü bir şey göreceğiz. Her şeyi bu işareti gördüğünüz zaman büyük küçük oluyormuş yani diye düşünmeyin. Veya bunu da büyük bir kutu olarak düşünmeyin. Bunlar anlamanız için size verdiğim ee, şifreler. Tamam yani list dedik. Büyüyen, küçülen, içi değişebilen bir kutumuz var demek oluyor. List variable kutumuzun ismi. Rem de yeni bir yer açtık. Ve türünü söyledik ona. Int olacak. Aa bak bunlar aynı tamam. Hiçbir fark yok. Peki buraya 4 yazdın ama buraya 4 falan yazmadın. Şuraya 4 bunu karıştırma bu farklı. Hatta şuraya ben i de Kafa karışmasın. Tamam buraya 4 yazdın ama aşağıya 4 falan yazmadın. Neden? Çünkü burada diyorum ki ben ona. Sen 4'sün. 3 olamazsın, 7 olamazsın, 5 olamazsın. Senin içindekiler 4 olacak ve 4'ü de dolduracaksın. İstersen 0 yaz, değer vermiyorsan ama 4 tane elemanın olacak. Burada nasıl sayı vereyim ben ya? Artıyor azalabiliyor diyorsun bana. Yani o nedenle ben buraya gelip gibi 2 virgül olmaz burada. Artırabiliyorsun. Yani buraya nasıl bunu ayarlayacaksın? Yani demek istediğim şu. Ondan dolayı bundan farklı ki buraya bir 4 5 6 diye bir şey belirlemiyoruz. Çünkü gelip şurada add diyoruz, ekliyoruz. Remove diyoruz, siliyoruz. Ondan dolayı liste array'lerin farkı işte bu. Şunu şöyle sileyim bak aynı sayılar. Benzerliklerini, farklılıklarını şimdi görelim. Şimdi gelelim Array'lerden başlayalım. Array'i ben size göstermiştim. Array print deyip içindeki değeri görelim. Print parantezi aç. İçine array variable'ı koy. Ne yapıyoruz? Köşeli parantez 0. Bunu bize söyle diyeceğim. Ne diyecek bize? 7 diyecek. Gelelim. Madem diğerini de yazalım. Arasındaki farka bakalım. Geldim. List yazdım. Bak burası önemli. List yazdım. Variable yazmayı unuttum bu arada. Burada önemli olan şeyi sana göstereceğim. Bak yine parantezi görüyor musun şunu? Noktalı virgül. Yine bak burada bu sefer köşeli. Burada yapılan hata genelde şöyle göstermek. Hayır arkadaşlar. Index numarasına bakıyoruz. Index numarasına böyle bakılıyor. Yani bu burada array'e bakmıyoruz biz. Yine listin Sıfırıncı elemanını bize söyle diyoruz. 7 diyecek. İdi diyecek. İkisi de, iyi de diyecek. Hadi gidip bakalım. Bakalım dedim. Ama hata yapmışız. Kaçıncı yerinde hata yapmışım bakayım. Ha tamam. Şurada ekstradan bir virgül koymuşuz. Kusura bakmayın. Ctrl S diyelim. Gidelim geri. Evet yine hata var. A list yazdın diyor. List. Şuradaki direkt sayıya bakıp gitmiştim ben ondan. Gidelim bakalım. Evet böylelikle hatalara nasıl ulaşacağımızı da görmüş olduk. Böyle olabiliyor. Bazen yapılabiliyor. Çok sık yapıyorum ben. Tabii ki burayı kesmeyeceğim. Play dedim ve 7 ile 7'yi görmüş olduk. Şimdi geri gelelim kodumuza. Gördüğün gibi ne oldu? 7, 7. Hiçbir sıkıntımız yok. Bunları yan yana göstermemde bir sebep var arkadaşlar. Çünkü listlere geçtiğimiz vakit listlere geçtiğimiz vakit ve array neydi ki ya? Lan bu array'den farkı ne? gibi kafamıza takılıyor. Oh, sonunda referanslarım, bilmemlerim geldi, çalışır oldu. Array şimdi ne yapacağım? Şuradaki değeri ikisinden de değiştireceğim. Tamam mı? Array variable'ın sıfırıncısını buradan değiştiriyorum. Yani sanılıyor ki Array'de ne diyeyim 44 diyeyim. Değişmez. Hiçbir bir şey değişmez. Hayır bu değerler değişebilir arkadaşlar. Pokemon'un atağı burada speed ataktır. Pokemon'un atağını buradan bunu değiştir. Ee, elektrik atağı koy dersin. Hani o öyle kalabilir. Eklenmiyor. Çıkartılmıyor. Hep 4 kalıyor. Tamam farkı o. Şimdi bunu 44 yaptım. Listi de değiştirelim. O da değiştiriliyor tabii ki. List variable'ın sıfırıncısını. Niye sıfırıncısını değiştiriyorum? Birincisini tekrar değiştirip kendimizi tekrar etmeyelim. Bunu da 44 diyeyim. Aynı bir fark yok. Ctrl S. Ay bir şey fark etmedi şu anda. Print tekrar bize yansıtalım ki görelim. Değiştirdik ama göremedikten sonra bir anlamı yok. Print list variable. Şimdi Ctrl S diyelim geri gidelim. Evet bugün hata yapma günüm galiba benim. Değerlerini vermeyi unuttum. Gelelim Hangi değerini istiyorsun? Uzun süredir video çekmeyince biraz körelmişiz. <laughs> sıfırıncı değerini değiştirdim. Sıfırıncı değerini istiyorum. Tamam. Hataların ama bak şöyle diyeyim. E, kodlama yaparken bir sürü hatayla karşılaşacaksınız. Önemli olan bu hatalardan hataların üzerine gitmek. Bak 44'e 44. Bazen kodlarken en çok sıkıntı çekilen şeylerden birisi daha kısasını yazabilir miyim? Daha kısasını yazabilir miyim? Sen daha kısasını yazmaya odaklanma. Sen o sonuca ulaşmaya çalış. İstiyoruz ki biz sonuca ulaşmaya başaramadan alı hmm, kısa onu söylemeyeyim. Kısa yoldan nasıl daha kod performansını artırırım? Sistemin performansını artırırım. Bu emeklemeden koşmaya benziyor. Sen asıl ulaşmak istediğin yere ulaş Ondan sonra zaten fazla oyun yapa 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 onun kısa versiyonlarını öğreneceksin. Tamam? Yapamam filan deme, başarırsın. Bu böyle sürekli yaptıkça gelişen bir şey, tekrar yaptıkça gelişen bir şey. Kaç defa yazdım ben bunları böyle. Godot'ta yazdım, diğer oyun motorlarında yazdım ama gördüğün gibi yine hata yapıyorum. Hata yaptım diye bırakma, olmaz. Yazamıyorum diye bırakma, olmaz. Bak ben de yazamıyorum. Ne oluyor? Ha, unuttum mesela. Konuşurken kafam başka bir yere gitti. Unuttum. Bu da sana ön bilgi olsun. Hatalardan korkma. Defalarca şu noktalı virgül unuttuğun için bile hata alacaksın. Şimdi listlerde olan ama array'lerde yapamadığımız özelliğe geliyoruz. Şimdi list variable'a geldik. Ben buna bir özellik eklemek istiyorum. Noktaya bastığım. Bak bir sürü özellik geldi. Ne istiyorsun diyor. Ben eklemek istiyorum et veya silmek istiyorum veya diğerlerini sonra anlatırım. Eklemek istiyorum ve silmek istiyorum. Mesela et dedim işte burada hata yapılan yerlerden bir yerde burası. Et diyorsun tamam mı? Ne yaptım? Parametresini bir sayı yazacağım buraya. Int yazıyorum. Ne yazacağım? Ne yazayım? 32 yazayım. Tamam bak şimdi gayet normal gözünüze gayet güzel gözüküyor değil mi? Bak şuradaki ne bir indeks numarası ne büyük küçük bildiğimiz parantez. Tamam bak burayı unutma önemli nota. 32'yi ekledim ama bu nereye ekledi? 7, 5, 3, 55, virgül 33 oldu artık burası. Yani buraya kadar geldi geldi geldi. Bundan sonra oldu ki 7, 5, 32 oldu. Tamam. Kanıtlayalım. List. Print diyeceğim tabii ki. Nasıl göstereceğim yoksa. Print. List. Variable. Kaçıncı indeks o? 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Tamam. 0'dan başlıyor diye bilerek saydım. Dördüncü indeksi bize söyle. 32. Bak 32 normalde burada yok. Hemen göstermesini isteyelim. Ctrl S. Hata yapmayalım bu sefer değil mi? Play'e bastım. En alta gidiyorum. 32'yi bize gösteriyor. Normalde 32 diye bir sayı biz burada yazmamıştık. Array'lerde işte bu 32'yi ekleyemiyoruz. Tamam. Hani array ile list arasındaki fark bu. Peki ben burada sona yükledim. Sona ekledim. E, peki ben sona eklemek istemiyorum diyeyim. Neye ekleyelim? Ben ilk en başa eklemek istiyorum. Veya ikincisini eklemek istiyorum. Üç, i̇kincisi ya yani birincisi sıfırlısı birincisi de burada olarak. Yine bunu diye yapamıyoruz. Hemen göstereyim. List variable nokta şuradan remove'u göstermeden önce insert. Insert dedikten sonra bak parantezi açıyorum. Bana indeks numarası ver bir tane. Bir de ne ekleyeceğini söyle bana. Item söyle. Yani sayıları item olarak görüyorsun. Int çünkü. Çünkü biz buraya string string yazmadık. Indeks numarasını yazıyorum. 0 virgül parametrelerini yazıyorum bu arada. Yani ilkini bizden indeks istiyor. İkincisi ise elemanını istiyor diyelim. Oraya demiştik 32. Buraya da 12 diyelim. Şimdi ne yaptım biliyor musun ben? Sıfırıncı indeks bak burada 44 sıfırıncı indeks görüyorsun. Bize bir daha bu sıfırıncı pardon burada görmüyorsun şurada görüyorsun 7 pardon 44 diye değiştirdim. Sonra 44 oldu tekrar bana söyledi 44 artık 44 ama Yani ikinci şöyle şöyle anlatayım kafan karışmasın. Burada 44 var tamam mı? Şu anda 44 var şurada değiştirdik çünkü onu 44 yaptık. Yani bize 44 demeyecek. Hatta şu yukarıda. Burada görüyorsunuz tamam. Anladığınızı düşünüyorum ya. Anlamadıysanız mesaj atın. Buraya ayrı anlatırım. Burada 44 oldu. 44'ü bana söyledi. Yani sıfırıncı indeksi 7 değil 44 artık. Tamam. Şimdi print diyorum. Aa tamam şimdi sana sanlatacağım. Tamam hatırladım. Print diyorum. Hatırlamadım da. Şimdi aklıma geldi. List variable'ın 0 üstünde bana söyle dedim. Normalde bu 44'tü değil mi? Şimdi ne diyecek? 12 diyecek. Tamam hemen gel. 44 nerede peki? 44 normalde 0'dı ya. List variable. O zaman onu bana göster diyorum. Hadi bakalım. 0 olan 44 2'ye taşındı. Yani 1'e taşındı. Birincisi artık 44 ama 0.44'tü. Şimdi bir start deyip bir play deyip bir bakalım. Play dedim ve bakalım. Sıfırıncı indeksimiz 7 idi 7 idi. Sonra onu değiştirdik bir sıfırıncı indeksi 44 yap artık 7 olmasın dedik. 44 oldu 7 iptal gitti. 44'tü. Sonra sona bir sayı ekledim o sondaki sayıyı göster dedim. 32 idi. Sonra dedim ki sıfıra 44'ü değiştirmeden sıfıra bir sayı ekle dedim. 12. Peki 0 olan 44 nereye kaydı? Bir sağa kaydı. 1'e kaydı. 44. Tamam. Bir şey yok. Bir karışıklık yok arkadaşlar. Şimdi remove'u göstermek istiyorum ama şuraları aslında hiç kafa karıştırıcı değil ama tazeci öğrenmek istiyor, anlatmak istiyorum. Silme ile bunları ekledik, çıkarttık. İstersek buradan da silebilirdik. Ama kafanız karışmasın diye silmeyi de ayrı olarak göstermek istiyorum. List variable diyorum. Nokta. Burada remove vardı. Tabi böyle R'ye basmamız yeterli. Bak remove dedik. Remove ama ne? Hangi itemi silmek istiyorsan normal parantezin içine. Neyi silelim mesela? 7 varmış. 7'yi sil silelim. Ben neyi sileyim? 5'i sileyim. Hadi 7'yi silmeyeyim. 5'i sileyim. 5'i sildim. Artık 5 yok listede. Tamam. Bunu nasıl gösterebilirim? Şöyle gösterebilirim. Print derim. Size kanıtlayayım hemencik. İçi boş çünkü sıfırı, biri, ikiyi gösterdim. Bak burada normalde bir deyince beşi gösterecekti ama artık üçü gösterecek. Yani şöyle gösterecek. 7 3 55 Ctrl S Gidelim şimdi buraya. Play'e bastım. 7 3 55 Bizim 5 nerede? Bizim 5'i sildik ya burada zaten. Bir de bunların eleman sayısı var. Eleman sayısını nasıl göreceğiz? Yani içinde burada yüzlerce eleman sayısı var. Onu merak ediyoruz biz o eleman sayısını. For'da kullanacağız mesela. For'u daha anlatmadım. Sadece öyle ağzımdan niye anlatıp niye anlatmadığını bilmediğim için for'u ileride anlatacağım. Merak etme. Print. Ben onun eleman sayısını bulmak istiyorum. Derdim eleman sayısını bulmak. Kaç burada? 4. Hayır değil. Eleman sayısı artık 3. Çünkü bir tane sildim. Geliyorum. List variable Burada lek demiyoruz arkadaşlar. Burada con diyoruz. Con diyoruz. Eleman sayısını bana söyleyecek şimdi. Ctrl S. Play'e basalım. Durdurmadım herhalde. Evet 7, 3, 55 eleman sayısı da 3. Evet anlatacaklarım bu kadar ama sakın unutmayın burası string de olur. Burası string de olur. İki değerli olsun. Şuradaki, dakika, şuradaki tırtığı kapatmamışım. Şuradaki parantezi kapatmamışım. dakika. Tamamdır. Sıkıntımız yok. İki tane değer verdim. Ahmetle Mehmet. Aynı mantıkla geliyorum buraya. Print list variable'ın sıfırıncısını söyle. Ne diyecek? Ahmet diyecek. Ctrl-S. Gördüğünüz gibi Ahmet'i bize verdi. Evet, listelerde bu kadar. Array'lerle array'lerle beraber anlattınca daha iyi öğrenildiğini düşündüğüm için bu bölümde bir array, array'i tekrarı da yapmış olduk. Bir sonraki bölümde ya sözlük anlatırım ya da for'u anlatırım. Emin değilim. Anladıysanız, beğendiyseniz like atarsanız sevinirim. Abone olmasanız da olur, önemli değil ama like atarsanız Böylelikle e, videom beğenilmiş mi onu anlamış oluyorum veya yorumlarda da belirtebilirsiniz like atmayıp ama like atarsanız böylelikle beğendiğinizi anlamış oluyorum. Abone meraklısı abone, ol, abone olsun istiyorum. Adam C# ile bir alakası yok veya sadece bu videomu izledi çekti gitti. Niye abone olsun ki bana? Değil mi? Kendinize iyi bakın.